Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'a iman etmek, inanmak ve onu beklemek tamam. Ama aramak Mehdi Aleyhisselam gizlide mi şu anda? Gizlideyse senin aramanla sen onu bulamazsın ki. Aramanla sadece işte böyle Mehdilik ilan edenleri bulursun. Onun için bakıyorum şimdi. E biz de arayalım, bulalım. Nerededir? İstanbuldaymış. E tamam, İstanbul'a gidip bulalım. İstanbul'a gidemeyen ne yapacak? Hadi biz gidemiyoruz İstanbul'a şimdi kapalı bize yollar. Ne yapalım şimdi? İstanbul'a gidip mehdiliğini kullansın. Hemen bizi çeksin karşısına huzuruna çeksin. Arayan bulur. Ama nasıl arayacaksın, nasıl bileceksin onu? Onun için Mehdi'yi şimdi böyle yolda, belde arar mı gibi arayamazsın. Öyle aramayla Yahudi senden neyi arıyor şimdi Mehdi'yi? Müslüman şimdi Mehdi'ye inanmıyor ama Yahudi çok iyi inanıyor. Çünkü Yahudi gök ilmini biliyor o gökyüzündeki yıldızların oynamasını yerini verini biliyor da Hazreti Mehdi'nin efendim yıldızı ortaya çıktı Yahudi onu gördü onu biliyor yıldızı ortaya çıktıysa bu kadar zaman sonra o kendisi zahire çıkacaktır onu da biliyor o onun için o dört göz ile arıyor şimdi yeryüzünde arıyor Hazreti Mehdi'yi o bulup da onu ben katledeyim onlar kendi peygamberlerini katletmişler. Hazreti Mehdi mi bırakır? <laughs> Onun için şimdi kişi sen o soruyu soran kişi kim ise yanlış bir soru. Hazreti Mehdi'yi aramak farz mıdır? Sen Hazreti Mehdi'ye inanmak belki şimdi o da farz değil ya. Farz nedir İslam'da? Şehadete inanmaktır. Peygamber'e iman etmektir. Peygamber'in sözlerine iman etmektir. Değil mi? peygamberin emirleri nedir? Amen tübillahi ve melaiketi ve kutubi ve resulihi vel ahiri. Bu imanın esaslarıdır. Değil mi? İmanın esaslarına biz iman ettik şimdi. Bu imanın esasları içerisinde açıktan zahirde Hazreti Mehdi'ye iman ediniz diye bir şey var mı? Yok. Hazreti Peygamber sözünü inkar ediyor muyuz? Hayır. Ama Hazreti Peygamberimizin bu dünya teşrifi, bu dünyadan göç etmesiyle o günden bugüne kadar şu ana kadar yüz binlerce insan mehdilik edip, mehdilik ilan edip ortaya çıkmış. Asırlardır bu devam ediyor. Bir günlük iş değil ki bu. O gün ve bugün mehdilik ilan etti ve ortaya çıktı. Onun için mehdilik ilan etti ortaya çıkanın peşinde koşturalım mı şimdi? Belli zaman belki koşturursun, görürsün. Ondan sonra hakkı görüp döneceksin. Başka çaren yok. Yani Mehdi Konusu ince bir konudur. Mehdi Aleyhisselam şu anda gizlidir. Zahirde gizlidir. Ama manada ona bilen bilenler varmış ya yani manada sana açıldı. O bana açılmadıysa ben onu bilemem. Ben mecbur değilim orada. Orada takılma. O zaman ben nereye bakacağım şimdi? Ben şeyhimin sözüne bakacağım. Şeyhim bana diyor mu? Sağda solda gez Mehdi ara diye? Yok. Öyle bir Şeyh Efendi Hazretlerinin böyle bir sohbeti var mı? Yok, biz de Mehdi'yi bekliyoruz diyor orada. Bekliyoruz diyor. Şimdi tamam dünyadadır diyor ama daha başlamadı diyor işe. Onun için bekliyoruz biz de diyor. Şeyh Efendi çıkıp o zaman vebal benim de Şeyh Efendi'nindir. Şeyh Efendi bana değmesi gerekir o da Mehdi budur ki ona tabi ol. Farz oldu sadesin. Yok ben sana tabiyimdir. Şimdi ben sana tabi olmakla sen Mehdi'ye iman ettin. Ben de iman ettim. Mehdi tekbiri aldığı anda Mehdi'ye iman edeceğim. Mehdi'ye takip edeceğim. Mehdi'ye iman ettim ben. Ama Mehdi ne zaman biz onu takip edeceğiz? Allahu Ekber deyip tekbiri aldığı anda onun peşine düşmek o zaman sana farzdır. Onu göre, onun karşısında durmak küfürdür. Küfre düşersin. Yani Mehdiliği zahire çıkarttığı vakit o kendisine verilmiş kuvvet ile. Kim isterse olsun, istersen hiç beğenmeyen o hemen ona tabi olacaksın. O kuvvet ile çıktıysa, o işaret ondaysa onun peşine düşeceksin. Başka çaren yoktur. Ne senin ne benim. E şimdi gandıran çok ortalıkta insanları. Kimisi Madde için, dünya için kandırıyor. Kimisi kendisi kanmış şeytanın tuzağına. Kendisini Mehdi zannediyor. Ve ondan dolayı insanların bazısı inanmış, bazısı da inanılmasını istiyor. E yok öyle bir şey. Ben gözü kapalı, bu, bu derin bir meseledir. Ansızdan Mehdi'ye tabi oldum derken ya Deccal'a tabi olursam? Deccal'ın vekilleri de ortadadır şimdi. Yani Hazreti Mehdi'nin vekilleri ortada olduğu gibi iş yapıyorlar, Deccal'ın vekilleri de ortadadır. Şimdi Şeyh Efendi Hazretleri, daha derin konuşmayalım, sadece bir örnek diyelim ki Hazreti Mehdi'nin vekilidir diyelim biz. Ki onun makamı daha yüksektir Da şimdi onu konuşmayalım. Şeyh Efendi Hazretleri Hazreti Mehdi'nin vekilidir, Hazreti Mehdi'ye insanlar hazırlıyor. Onun gibi çok zatlar vardır hazırlayan. Bu zatların hiçbirisi ortaya çıkıp da e, Mehdi'yi arayıp bulunma tabi olmuz demedi. Mahmud Efendi bu sözü söyledi mi? Yok. Şeyh Efendi Hazretleri söyledi mi? Yok. Sadece bu iki zat değil yeryüzünde. Daha çok insan. Bunlar bu sözü söylememiş. E kimileri çıkmış dedi ki Amerika'da 5-6 tane vardır. Bizim bildiğimiz. Ya bilmediklerimiz? daha Dolu. E hangisine tabi olacağız şimdi biz? Biz diyoruz ki biraz daha yakına gelirse, bizim şehirde olursa belki ona tabi olalım. Estağfurullah. Yok, öyle de olmuyor. Dünyanın öbür ucunda da olsa o, sana o tekbiri aldığı anda senin kalbinde fırtınalar kopar. Sen bilirsin o zaman. Ona iman etmiş, şu anda inanmış, hemen ona tabi olur. Onun arkasından gel, onun o kuvvet ile onu çeker. O kendi kuvvetiyle onu oraya çeker. Sen kendi kuvvetinle ona gidemezsin. Sen kendi kuvvetinle onu arayıp bulamazsın da o sana sır açarsa o sırdan hemen onun yanına çeker seni. Yani kuvvet ondadır, sende değil. Gizlide duran odur, sen değilsin. Dolayısıyla sen gizlide duranı güçsüz bir şekilde zayıf ilmiyle bulamazsın. O ilim ile sarılmış o, perdelenmiş, perde perde üzerine duruyor. Onun için Yahudi de bulamıyor onu. Hristiyan da bile bulamıyor. Komünist de bul. Hepsi bir yanıyor. Müslümanların çoğu inanmıyor ama onlar inanıyor. Ve onlar onu arıyor. Hatta onlar onu daha değişik de arıyor. Onlar onu DNA testlerinde de arıyor. Her çeşit arayı yollar. Bulmaya çalışıyorlar. Onlar onu bulamazlar. Ona zarar veremezler. O korunmuştur. Ama o da ben korunmuşum deyip çıkıp da ortalarda benim demez. O zaman koruma kalkar onun üzerinden. Onun için o akıl işi değildir o. Çünkü ara sen neyi aradığını bileceksin. Nerede arayacağını bileceksin. Yani şimdi sen niyet ettin, uçup gideceksin. Nereye? Bir memleketten bir memleketten. Birinci vazifen senin şimdi bilet almaktır hangi hava yolları ile uçacağını bilmektir. Sonra hangi havaalanına gideceksin onu da bileceksin. Şimdi burası Amerika şey değil, Türkiye değil. Değişik değişik hava şeyleri var. Sahaları. Değil mi? Uluslararası uçuş yerleri vardır. Hadi biz Türkiye'de sadece İstanbul'adır. Gidelim. Öyle değil burada. Bileceksin hangi havalanına gideceksin hangi havalandan hangi uçağı alıp senin uçağına bineceksin. Saat kaçta bineceğini bileceksin. Bütün bunlar senin sorumluluğundur. Oraya gidip bineceksin. Bindikten sonra senin sorumluluğun değil. O uçak seni oraya götürecek. Şimdi biz bize verilen, Efendimiz'den gelen hadis şerifler ile Şeyhimiz Evliyalar Sultanı'ndan bildirilen sözleriyle, biz Hazreti Mehdi'ye iman ettik. Biz Hazreti Mehdi'nin şu anda zahirde yeryüzünde yaşadığına da iman ettik. Fakat örtülüdür, perdelidir ve gizlidir. Onun için gizli olan bir şeyi bizim yanımızda da olsa biz onu bulamayız. Bizim dibimizde otursa biz onu bilemeyiz. Çünkü gizlidir, gizlenmiştir. Gizlenmiş olan bir şeyi de senin üzerine aramak yolda böyle yerde kaybettiğin bir eşyayı aramak gibi bulamazsın. Onun için ara istediğin kadar. Fakat aramakla bulunmaz Hazreti Mehdi. Dedi ki aramakla bulunacak olsaydı Yahudi onu çoktan bulurdu. Çünkü Yahudinin elinde işaretler de vardır ama yanıltmalar da vardır. O gün bugün. O gün bugün. bugün, bugün. 1400 kusur seneden beridir. takıldı bu ümmet. Değil mi ya? Bir grup takıldı. Nerede takıldı? 12. imam Mehdi geldi, gizlendi şimdi. Öyle diyor onlar. Geldi ve gizlendi şimdi tekrar çıkacak. E ona mı inanalım şimdi biz? Onlar da öyle diyor. Gizlidir diyor şimdi. Öyle demiyorlar mı? Gizlidir diyorlar. E çıktı şimdi çıkacak tekrar. 1400 senedir yaşıyor diyor yeryüzünde bir yerde gizli. Biz ona iman etmedik o şekilde değil bizim imanımız. E onlar öyle diyor ama çoğunluktur onlar da şimdi. E dedik ya bizim Türkler içerisinde de biraz fazla okuyup biraz fazla düşündü mü adam hemen oradan şeytan sen Mehdi'sin dedirtir ona. Benim yanımda Allah benliğimize bağışlasın. Çok böyle insanlar yetişti de belli zaman sonra şeytan ona damladı. Mehdi'sin sen dedi. Baktım o ben Mehdi'yim deyip ortaya çıktı. Kaç tane tanıyorum öyle ben. Bizim yetiştirdiğimiz adamlar değil mi ya? Siz de tanıyorsunuz onları. Hala daha Mehdi'yim diye ortalıkta geziyorlar. E, hangisine iman edelim biz şimdi? Belki bizim adamdır o. Ama o zahirde o kuvveti göstermediği sürece yok. Ona tabi olamayız biz. İmkanı yok. Bir de şey var burada Amerika'da da var bir tane. Meşhurdur tabii e, ya diyor tamam çok Mehdi çıktığı vakit diyor Şeyh Efendi Mehdi zahire çıktığı vakit altın dağıtacak diyor şimdi Şeyh Efendi'nin sözünü alıp da böyle kıvırıyor bazı şaşkınlar altın dağıtacak diyor onun için sen altın verme bana diyor 20 sıfırlı bir çek ver bana İman edeyim ben o zaman İman etmez de ona şeyi gösteriyor yani sen bu 20 sıfırlı bir kağıdı yazamazsın bana e Mehdi altın dağıtacak tonlardan. İşte buyur al diyecek. Sen bunu yapamıyorsun. Bir de bu konuya da şey yapayım. şey Efendi orada ben de vardım. Bendiğimize var El Cezire televizyonu. Şeyh Efendi ile mülakat yapmak istedi. Onların şeytani şeylerini biliyor Şeyh Efendi şimdi. Ne yapmak istediklerini. Onun için Şeyh Efendi onlara dedi ki... E, Bekle dedi haber alayım dedi peygamberden dedi öyle size cevap vereceğim. Kafaya aldı onları içeride biz gülüyoruz. yani şey böyle bunlar şaşkın diyor bunların soracağı sorular bunlardır. Lüzumsuz onların karşısına çıkmak. Ondan sonra e, birkaç gün sonra arayın beni dedi. Birkaç gün sonra aradılar. Şeyh Efendi de onlara dedi ki e, peygamberden izin geldi dedi. Sizinle mülakat yapmaya yalnız 10 milyon isterim sizden dedi. Öyle yapayım. 10 milyon dolar. <laughs> onlar da şimdi, onlar da biliyor. Şeyh Efendi onları dalgaya aldığını. E çıkıp kendi televizyonlarında diyemezler ya. Şeyh Efendi bizi kafaya aldı işte 10 milyon istiyor bizden. Yani 10 milyonun manası ben sizinle mülakat ama yapı veremezsiniz. Bu parayı manasıdır. Dolayısıyla e böyle dedi Şeyh Efendi. Onlar yahu sen peygamberle görüştün mü? Tabii görüştüm dedi. Telefonla konuştum onları. Ona dedi ben. Kafaya aldı onları. Dalgaya aldı. Yani bilmem ne maytabı derler bizde. Türkçe söyleyelim. Türk insanı anlasın. Şey maytabını aldı bunları. Şimdi bakıyorum sağda solda abık sabık millet. O Şeyh Nazım'ı mı gidiyor? Telefonuyla peygambere konuştu. Ha? Vay akılsız. Vay gerizekalı. Vay <laughs> işte bu, bu hale düşmüş insanlar. Onun için bazen evliya böyle sözler söylüyor, karıştırıyor olanların kafasını. Şeytani yolda olanlar hemen ortaya çıkıyor. Şimdi biz de diyoruz ki, Hz. Mehdi'ye biz iman ettik, bekliyoruz. Bugün çıksa, o işaretiyle. Çünkü Hz. Mehdi'nin yapacağı iş vardı. Çıkıp da, ey insanlar ben Mehdi'yim bana tabi olunuz demez, diyemez. Çıkıp tekbiri alıp bu Teknolojiyi de onu da bunu hepsinin altını üstüne çevirecek. Tek emir sahibi odur o zaman. O tek emir sahibi ona tabi olacağız biz. O tek emir sahibini biz daha göremedik. Daha çıkamadık. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yok öyle değil o. O çıktığı anda dünyanın bir anda gidişatı değişecek her anda. Her şey değişip değişime uğrayacaktır. Yani açık işaretleriyle ile e, inşallah o güne yetişiriz. Büyük işaretler aldım, dualar aldık bazı yerlerden ki e, güzel sözler ki onların duaları geçerlidir. Sen yetişirsin dediler bana. İnşallah yetişiriz. Şeyh Efendi Hazretleri de bildiriyor. İnşallah diyor, biz de yetişiriz. İnşallah biz de yetişiriz ki onun o e, Allah için İnnetine indallahu İslam. İslam'ın tekrardan yeryüzünde hükmetmesi için yapacağı bir savaş vardır. İnşallah o savaşta beraber Hazreti Mehdi'nin saflarında Deccallara karşı savaşırız. Bizim istediğimiz bu. Evet.